Efendim merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün dağa gidiyoruz, balya yapacağım. Geçenlerde biraz çevirmiştim dağda. O kısmı hasta olduğum için çekemedim. Hatta şu anda halen de hastayım biraz, sesimden anlaşılacağı üzere. Şimdi babam önden gitti, eski bizim emektar traktörle. O tırmıklayacak, peşinden ben de balya yapacağım. Ardından zaman kalırsa eğer bir traktör kadar yükleyip getireceğiz. Yalnız yolları görüyorsunuz, dağ yolu, böyle yamaçtan böyle zikzak çizerek çıkıyorsunuz. Doğal olarak da tehlikeli, mesela şuradan uçsan Allah bilir kendini nerede bulursun. Yani bulamazsın kendini, orası ayrı mesele de. Velhasıl kelam, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Keyifli seyirler. Dağa geldik. Her ne kadar yollar böyle engebeli, zikzaklı olsa da üstü kocaman bir düzlük işte, böyle gördüğünüz gibi. Babam da çayırı kontrol ediyor, kurumuş mu diye sanırım. Bayağı da yer pişti. Şimdi bunları bugün nasıl balya yapacağız ya. Nasıl? Yaş mı? Yaş mı? Yaş tabi. Kızar mı bu? Bilmem ki. Yeşil baba, baksana ya. Bu yağmur işi kötü etti. Burayı güneş görüyor, orayı da. Orası da yaş olur. Yok. Burayı ilk pişti mi? He? Güneş oraya gider. Kırmızı bağladı. He? Olur. Gidelim oraya, olmasa böyle bir çevirttiririz. Nasıl yani? Az bekleriz, bağlarız olmasa. Vallahi baba, bu zaten az beklesek de bugün yetişmez ki bu kadar yer. Dünyanın yeri var burada. Şuradan bir gidelim abi, oraya gideceğimiz yolu şey yapalım ya. Nereden gidelim? Şuradan bir yerden ben bir geçiş buldum. Şuralarda da biçtim, bak şu karşıdaki boşluklar var, oralarda ara ara otluklar buldum böyle. Oradan böyle mi geçtin? Oradan geçtim, o derede bir yer buldum. Oraya şeye, dereye azıcık taşları koysak geçer balya makinesi. Peşime gel, yavaş yavaş orada bir yer bulalım. Burası yaş arkadaşlar, halen kurumamış. Şu karşı yamada biçtim, oraya güneş bakıyor şu anda. Şimdi oraya gideceğiz babamla. Hadi bakalım. Kuru mu? Ha? Kuru değil mi? Arkadaşlar biz böyle köç yapmıyoruz da babam traktörle saat yönünün tersi yönde dönüyor. Ben de balya makinesiyle tam saat yönünde dönüyorum. Bu şekilde hem balya makinesinin bıraktığını tırmık tekrardan topluyor, hem de daha hızlı bir şekilde çayırı balya yapmış oluyoruz. Yalnız bu sadece böyle düz alanlarda geçerli. Geçişlerde de böyle geliyor, yanımdan geçip gidiyor. Gördüğünüz gibi. Yani bir nevi pratiklik.
arkadaşlar, şimdi yüklemeye geldik. Yükleyip köye gideceğiz. Neredeyse ya? Ali. Efendim. Bunu pot şey alıyorum ben. Neden? Biçmalardan avanta alıyorum. Ne avantajı alıyorsun? Ya burada köy biçim mi geziyorum? Sen iyi misin ya? Merhaba. Hoş geldin. Sen miydin o Atina'nın o yeni geziyorsun? Atina amca ben. Merhaba. Ya o iyi bakmayın yaptık ya. Ha. Ne? Kaynaklara kürüm koyacak. He. Hocam da bunları göster. Biçmeye bir şey değil mi? Yeni cinal mı? Yeni cinal mı? Daha ona bir şey demiyor. Neye mi dedin? Arkaya atalım da şeyleri de. Evet arkadaşlar, yükledik balyaları. Karanlığa kaldık tabi doğal olarak. Bir de sis çöktü. Umarım yolu tutturabiliriz. Baba burada hadi yanlış gidiyoruz. Gidiyoruz. Yok yok, iş burada. Düz git, düz git. Yukarı git. İşte burada da hiç yani yön tayin edebileceğim hiçbir şey yok. Evet, bulduk. Aynen. Burası. Taşlar var yani. Yavaş lan. Ya burayı yavaş geç. Keşke inmeyeyim. İnip ne yapacağım? Dur dur, daha duramayız burada. Aşağı git, aşağı git. Yukarı, 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 yukarı. Babacığım şeye mi çıkalım? Çık ya. Tekil, sen Rumuk önümde olan sen. Ya kardeşim, burayı yapıyorsun yani, niye düzgün yapmıyorlar? Aslında Kato gelmiş buraya kadar. Şurayı yani adam akıllı yapamazlar mı?
Evet arkadaşlar, sağ salim geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.